öğrencisi, üçüncü sınıf öğrencileri olarak yaptığımız proje tanıtımını göstermek istiyoruz. Şimdi öncelikle grup üyelerimizi tanıyalım. Ben Gizemla. Ben Mehmet. Ben Elif. Ben Erdem. Ve ben de Hak'tan Alkan. Şimdi arkadaşlar oyunu çalıştıracaklar ve nasıl işlediğini göreceğiz. Öncelikle oyunu alınıyor. Başlatıyoruz oyunu. İlk önce bir serverımız oluyor. Öncelikle bir serverımız oluyor. Server create game diyerek oyunu başlatıyor. Diğerleri de IP adresi girerek, server'ın IP adresini girerek join game diyerek oyuna başlayacaklar. Ben server olarak oyunu başlatıyorum. Arkadaşlar da IP'yi söylüyorum. 192.168.1.111. 1.111. Oyunumuz yükleniyor. Oyunumuz yüklendi. Bu da kendi tasarladığımız gamepad'ler. Homemade diyelim. Tuşlarımızın özelliklerinden bahsetmek gerekirse burada sağ sol yapıyoruz. Burada da ileri ve durma, hızlı gidebilme özelliği kattık. Arkadaşlarımız bağlandı mı acaba? Bağlandınız mı arkadaşlar? Ben geldim. Arkadaş geliyor. Arkadaş da geldi. Biz seninle başlayalım istersen direkt. Peki. Gel bakalım, bir karşılaşalım biz burada. Oyunumuzun içeriği olarak her bir oyuncunun kendine ait birer odası var. Bu odada doyuyorlar. Yani farklı odalarda doyuyorlar. Orada yanlış yöne gidiyorum galiba. Evet. Neredesin? Ben. Şu anda mesela birbirimizi kovalıyoruz ama evet, niye kovaladığımızı anlamadım. Şurada iki kişi var. Hop. Oyunumuzun içeriğinde iki çeşit alınabilen item türü var. Bu itemlardan birincisi her odada bulunan ve skorları random dağıtılan, level'lara göre de farklı değerler alan, şurada arkadaşın gösterdiği gibi değerler ve yanından geçen diğer arkadaş gibi. Bu itemlar alınıp işte bir item alalım arkadaşlar. Bunu gösterelim. Ben önce alacağım. Aldım ben 3 numarayı. Aldığımız item de şurada arayüze gözükmektedir. Bunun dışında biraz traplerimiz bulunmakta. Trapleri de siyah renkli olan şurada itemlar olarak gösteriyoruz. Bunlar real time olarak TCP protokolüyle socket programlama yöntemiyle bağlanan client'lara her update gönderilmesi şekliyle yapılıyor. Şurada da zaten arkadaşımın konsolunda, debug konsolunda görebileceğiniz gibi sürekli olarak bir veri akışı var. Başka anlatmak istenilen şey var. USB arkadaş oyun konsolumuzdan bahsetti ama oyun konsolumuzun nimetlerinden biri olan USB kol bozuk olarak gösteriyor ve tekrardan USB'yi taktığımız zaman aynı noktadan devam edebiliyoruz. Artı şuradan itemlarımızı bırakabiliyoruz. Şuradan şu tuşa basarak ve aynı zamanda üstünde gezerek seçebiliyoruz. Görüyoruz ki şurada 2 ve 3 üzerinde oynamalar mevcuttur. Biz mesela hangisini bırakalım? 3 numarayı bırakalım. 3 numara gitti. Bunun gibi 3 numarayı bıraktık biz. Kendi odamıza bıraktık ve devamında oyunumuza devam ediyoruz. Bu bıraktığı, kendi odamıza bıraktığımız her item bize puan olarak yansıyor. Üzerindeki o var olan karşıtı numaralar bize puan olarak yansıyor. Onun dışında süremizin bitmesini bekliyoruz. Süremiz bittikten sonra en yüksek seviyeli olan arkadaş oyunu kazanmış oluyor. Oyunumuzun amacı bu. Grup çalışmamız ders kodunu hatırlamıyorum ama bu ders kapsamında proje 2 ders kapsamında yaptığımız projemiz bu şekilde. Teşekkürler.